Bu gümüş tepsi içerisinde geleceğin yiyeceği var. Belki hepimiz olmasa bile çoğumuz bunun içindeki şeyi yiyeceğiz. Çünkü bu tepsinin içinde neredeyse herkesin et yiyebildiği ama hiçbir canlıya zarar gelmediği bir dünya var. Evet, böyle bir dünya mümkün ve çoktan gerçekleşmeye başladı bile. Nasıl mı? Yaklaşın. Yaklaşın biraz daha. Şimdi sizi bu dünyanın içine götüreceğim. Hazır mısınız? Aslında başlangıçta hiç de kafaya takmıyorduk. Çoğu topluluk ufak yerleşkelerden oluşuyordu. Gerektiği kadar avcılık, gerektiği kadar da toplayıcılık yapıyorduk. Geliştikçe, yerleşik hayata geçtikçe tarım ve hayvancılık da başladı. Fakat şehirlerimiz hala öyle çok büyük değildi. İhtiyacımız kadar tarım ve hayvancılık yapmak yeterli oluyordu. O zamanlarda dünyada sözümüz geçiyordu ama nüfusumuz o kadar azdı ki pek fazla bir etkimiz yoktu, kimseye zarar vermiyorduk. Fakat bu durum böyle kalmadı. Özellikle tarihin son devirlerinde çok değişti. 2000 yıl önce dünya nüfusu 150 milyon kadardı. 1700 yılda bu sadece 600 milyona kadar çıktı. Fakat 1800'de 1 milyara, 1900'de 1.6 milyara, 2000'de ise 6 milyara ulaştı. Şimdi 2024'te bu sayı neredeyse 8.1 milyar. İşte nüfusumuz böyle katlanarak büyüyor. Yeme içme ihtiyacımız da öyle. Önceden köyde nüfus arttıkça işte daha fazla ekin ekiyor, bir tane daha fazla hayvan besliyorduk. Ama şimdi bu devasa hızla artan nüfusu doyurmak da bir problem haline gelmeye başladı. Sadece 1960'lı yıllardan bu yana global et tüketimi neredeyse 2-3 katına çıkmış durumda. Giderek dünyanın limitlerine ulaşıyoruz. Sadece bu da değil, bir de üretimin etkinliği sorunu var. Mesela inekler otları tüketerek besleniyor, değil mi? Ama ne kadar ot verirsen o kadar et vermiyor. Bunun ne kadar verimli olduğunu kıyaslamak için bir kalori yenebilir et için kaç kalori besin vermeliyiz sorusunu sormak gerekiyor. Mesela tavuk için bu değer 5-10 civarında. İnek için ise 25-30 arasında. Yani tam 30 tane mısır verdiğimiz bir inekten bir tane et elde ediyoruz. Bir başka deyişle aslında 30 tane hamburger sipariş edip 29'unu çöpe atıyoruz. Oysa ki onun yerine en başında 30 tane mısıra sadık kalsaydık 29 kişi daha karnını doyurabilirdi. Dünyanın hala açlık problemleriyle boğuştuğunu düşünecek olursak bu aynı zamanda ciddi bir kaynak, ciddi bir enerji verimliliği problemi. Fakat hayvanları öylece değiştirip daha az gıdayla daha çok et vermelerini sağlayamayız. Onların doğası bu. En azından bir noktaya kadar. Üstelik problemler burada da bitmiyor. Bir de gaz problemi var. Tek bir inek yılda 100 kilogram metan üretiyor. Üstüne bir de ineklerin beslenmesi ve bakımı için gereken süreçleri de hesaba katınca karşımıza çıkan manzara pek de hoş değil. Hayvancılık tüm dünyadaki sera gazı üretiminin %15'inden sorumlu. Üstelik sürekli artan taleple bunun da artmaya devam edeceğini öngörebilmek pek de zor olmasa gerek. Bu problemin çözümü bitkisel temelli beslenmek diyebilirsiniz. Dünyada en çok et tüketilen yerlerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'lardan beri yenilen kırmızı et miktarı gerçekten de bir miktar düştü. Onun yerine tavuk eti gibi enerji verimli olan etlerin tüketimi yükseldi. Fakat bitkisel beslenmede pek de bir değişim olmadığı görülüyor. Yani birçoğumuz gönül versek de herkesin öyle binlerce yıllık yeme alışkanlıklarını, yeme kültürünü öyle bir anda şapkadan tavşan çıkarır gibi değiştirip de sadece bitkisel temelli beslenmeye geçesi pek yok gibi. Yiyin kardeşim, yiyin. Kebap, ciğer, kavurma, nohutlu dürüm gibi şeyler yiyin. O yüzden bu probleme daha pratik bir çözüm bulmak gerekiyor. Ve işte o çözüm burada. Bu gümüş tepsinin içinde. İçinde ne olduğunu bilerek göstermiyorum. Tabii ben biliyorum da. Bu tepsiyi açınca bizi tam olarak neyin beklediğini bilmiyorum. Bu tepsi bizim için Pandora'nın kutusu. Fakat gelin şimdi size içinde ne olduğunu fısıldayayım. Laboratuvar üretimi et. Evet, baya baya laboratuvarda üretilmiş yenilebilir et. Bunu çok futuristik bulabilirsiniz. Teorik o işler ya diyebilirsiniz. Fakat bununla ilgili çalışmalar öyle pek duyulmasa da
çok uzun yıllardır yapılıyor. Ve bu sene iki Kaliforniyalı şirket önce Gıda ve İlaç Dairesi FDA'den onay aldı. Üstünden çok geçmeden gitti bir de Tarım Bakanlığı'ndan iznini onayını alıp hemen piyasalarda satmaya başladı. Piyasalarda derken şimdilik sadece belirli restoranlar için üretim yapıyorlar. Fakat bugün eğer laboratuvarda üretilmiş bir et yemek isterseniz bu gayet de mümkün. Fiyatı normal bir etten elbette hala daha pahalı fakat birkaç yıl önceki üretimlerle kıyaslayınca fiyatın da hızlıca düşmüş durumda olduğunu söyleyebiliriz. Giderek daha da düşecek gibi de görünüyor. Ve yakın gelecekte bildiğimiz etten bile ucuz olabilir gibi duruyor. Ama durun, hemen sofraya oturmadan önce şöyle bir düşünmek lazım. Aklınızda birçok soru olduğuna eminim. Her şeyden önce, ya nasıl olur da laboratuvarda et üretebiliriz ki? Yani bir parça et koyuyoruz ve o orada böyle bitki gibi büyümeye devam mı ediyor? Nasıl oluyor bu? Eğer biyoloji alanındaki gelişmeleri takip ediyorsanız muhakkak duyduğunuz bir kavram vardır. Hücre kültürü. Tabii bu tek hücreli canlıların gelenek ve görenekleri anlamına gelmiyor. Moleküler biyolojinin en temel yöntemlerinden biridir bu. Örneğin kanser hastalığı konusunda çalışan bilim insanları yeni bir ilacı test etmek isterlerse eğer, bu ilacı doğrudan insanlara vererek başlamazlar. Önce bu ilacın hücre üzerindeki etkisini test etmek, onu görmek gerekir. İşte bunun için de kanser hücrelerini alırlar ve bunları bir ortamda yetiştirirler. Ortam dediğim şey de işte genelde böyle flasklar ya da petri kaplarıdır. Fakat esas ortam onların da içindeki o renkli, jelimsi, o sıvı kısım. Her hücre canlı içinde farklı yerlerde, farklı koşullarda yaşadığı için yetişmek için de böyle farklı ortamlara ihtiyaç duyar. Yani nasıl bir hücre tipiyle çalışıyorsanız ortamda onun bir nevi gerçek ortamını taklit eden bir besi yeri gibidir. Böylelikle hücre büyümek için gerekli her şeye sahip olduğunda sanki böyle gerçek ortamındaymış gibi rahat rahat gelişimine devam eder. Belirli aralıklarla da gereken materyali sağlamak, onu işte dengelemek için eklemeler yapmak gerekir. Yani sürekli aynı ortam ya da aynı hücrelerle her zaman sonsuza kadar gidilmiyor. Bazen baştan başlamak gerekebiliyor. Tabii küçücük hücreleri yetiştirmek kolay. En azından artık kolay. Çünkü bunu çok uzun yıllardır yaptığımız için bir takım problemleri çözdük. Teknolojisini daha erişilebilir hale getirdik. Ama mesela ya bütün bir organı yetiştirmek isteseydik? Mesela bir kalp üretebilir miyiz? Aslında uzun zamandır böyle çalışmalarda yapılıyor. Ne yazık ki yeterli organ bağışı yapılmadığı için, böyle yeterli organ bağışı olmaması nedeniyle birçok kişi ihtiyaç duyduğu organlara daha ulaşamadan hayatını kaybediyor. Bakın işte bu da benzer bir problem. Her ne kadar hepimiz böyle kalbimizden, gönlümüzden iyilik geçse, işte bağışçı olmayı istesek de bakın bu probleme yeterli bir çözüm olamadı. Tıpkı et probleminde yaşadığımız gibi. Evet biz de et yemekten kaçınmaya çalışıyoruz, belki az yemek istiyoruz ama işte bu yüzden araştırmacılar böyle daha pratik olabilecek çözümlere yönlendiler. Hatta bir grup araştırmacı hastanın kendi hücrelerini kullanarak 3D olarak bastırdığı, print ettiği kulağı hastaya başarıyla nakletti. Fakat ölçek büyüdükçe süreç karmaşıklaşıyor. Basit bir kanser hücresini alıp hücre kültürüyle çoğaltabiliriz ama insanın bir yerinden bir şeyi alıp da böyle petri kabında insan yetiştiremeyiz. Çünkü her bir organ farklı hücrelerden, farklı dokulardan oluşuyor. Bu yüzden şimdilik üretilen etlerde de basitliğe odaklanılmış. Tavuğun ilgili kısmından biyopsiyle alınan böyle pirinç tanesi büyüklüğünde bir dokuda 10 milyon kadar çeşitli hücre bulunuyor. Araştırmacılar bunlar arasından en verimli sonuç verenleri seçmişler. Özel olarak geliştirdikleri böyle büyük tankların içerisinde yetiştiriliyorlar. Aslında hücreler bu tankların içerisindeki sıvıda yüzüyor. Bu hücrelere nasıl büyüyeceklerine dair herhangi bir talimat verilmiyor. Sadece gerçek ortamlarındaymış gibi hissetmeleri sağlanıyor ve onlar da tıpkı bir canlının bedeninde büyür gibi bu ortamdan beslenerek büyüyorlar. Günümüzde endüstriyel olarak yetiştirilen tavukların soframıza gelmesi, türlerin çaprazlanması sayesinde işte 6-8 haftaya kadar inmiş durumda ki bu müthiş hızlı bir süre. Fakat laboratuvar üretimi etler bundan da başarılı. Sadece 2 hafta gibi bir sürede eti sofranıza getirebiliyorlar. Bu aynı zamanda artan talebin karşılanması adına önemli bir adım. Tabii şu anda üretilen tavuk etleri öyle ızgarada cızbız yaptığımız kemikli derili türden etler değil. Daha ziyade tavuğun göğüs kısmı gibi. Tavuk göğsü. Kemik falan yok.
Çoğunlukla kas hücrelerinden oluşuyor. Ama yine de işte bir miktar yağ hücresi, kök hücreler, bağ doku gibi diğer şeyler de bulunuyor. Yani araştırmacılar şöyle bir soruyla başlamışlar. Bir eti et yapan nedir? Onu yediğimizde damağımızda oluşan o tadı oluşturan nedir? Besleyici kılan nedir? İşte en sonunda da ortaya bu etler çıkmış. Somon ve tavuk. Bu ikisinin görüntüsü gerçeğinden neredeyse ayırt edilemiyor. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Bir test yapalım mı? Bu görüntüdeki somonlardan birisi gerçek somon, diğeri laboratuvar üretimi somon. Hangisinin laboratuvar üretimi olduğunu ayırt edebildiniz mi? Doğru cevap sağdaki. Yani bence gerçeğinden bile daha iyi duruyor. Zaten öyle de olmalı. Çünkü diğer tüm problemlerinden arındırılarak üretiliyor. Ve belki de bu problemlerden en önemlisi mikroplar. Yani bizi hasta eden o bakteriler, virüsler, parazitler. Bizde tabii bizim kültürümüzde çok yaygın değil biliyorum ama çiğ balık tüketimine bağlı parazit sorunu oldukça tehlikeli olabilen bir problem. Bir sushi sever olarak en korktuğum şeylerden biri bu. Tavuklar da riskli bu arada. Onlarda bulunan salmonella o kadar tehlikeli ki tavuğu yıkamadan pişirmeniz önerilir mesela. Çünkü yıkarken sağa sola sıçrayan su etrafa bu mikropları yayar. Sonra oraya işte salataya koymak için, kesmek için koyduğunuz domatese bulaşıp sizi hasta edebilir. Ve bu inanın sandığınızdan çok daha sık yaşanan bir durum. Bunu göstermek için bir deney bile yapmışlar. Tavuğa mor ışıkta parlayan bir boya sürüyorlar ve onu lavaboda yıkıyorlar. Manzara ortada. Boya her tarafa saçılmış. Mikroplar her yerde. Fakat bu laboratuvar üretim etlerde böyle bir sorun yok. Tamamen steriller. Yani bu sağlık açısından, hijyen açısından da büyük bir adım. Tabii tüm bunların başarıya ulaşabilmesi için en önemli etkenlerden biri tadı. Bildiğimiz tavuğun lezzetini ben beğeniyorum. Elbette bu Pandora'nın kutusunu henüz açmadım. Fakat deneyenler neredeyse yani gerçek tavuktan bunun hiçbir lezzet farkı olmadığını söylüyorlar. Ben onların yalancısıyım. Üstelik çoğumuz farkında olmadan yediğimizde öyle kolay kolay tatların ayrımına da varamıyoruz. Yani önümüze söylenmeden konsaydı ve yeseydik muhtemelen fark etmezdik. Bunun içindeki. Neyse, korkmama gerek yok. Çünkü zaten henüz böyle bir et almamıştık. Gerçek tavuk eti. Fakat belki de en önemli soru, gerçek olmasaydı bundan korkmalı mıydık? Endişelenmeli miyiz? Yoksa ilk bilimsel sonuçlara bakıp hemen güvenle, rahatlıkla yemeli miyiz? Açıkçası bu zor bir soru. Evet de bahsettiğim gibi birçoğumuz bunu yeni duysak da bu çok uzun yıllardır yürütülen bir takım araştırmaların sonucu ve güvenliği bir o kadar zamandır tartışılıyor. Zaten hiçbir risk görülmediği için de nihayet onaylarını da aldı. Fakat en insani duygularımızdan biri de bir belirsizlik durumunda kaygılanmamız haklı olarak. Aslında düşününce yediğimiz etin nasıl yetiştirildiğini de bilmiyoruz. Belki de çok kötü kimyasallar, bir takım antibiyotikler falan kullanılıyor. Ama doğada bir hayvanın nasıl yetiştirildiğini biliyoruz. Ve zihnimiz hemen en iyi senaryoyu kafamızda canlandırmaya başlıyor. Bu zihnimizde bize sahte bir güven duygusu uyandırıyor. Sahte çünkü aslında ne olduğunu bilmiyoruz. Hatta sadece bu da değil. Kendi tecrübelerimize dayandığı için doğal olanın hep daha iyi olduğu yanılgısına bizi sürüklüyor. Oysa ki kanser de doğal. Ve bugün doğal olan şeyleri çok daha iyi hale getirebildiğimiz için insan ömrü 2'ye hatta neredeyse 3'e katlandı. Tabii bu durum otomatik olarak laboratuvar etlerini de güvenli hale getirmiyor ama güvensiz de kılmıyor. Hani böyle sürekli işte Big Pharma, böyle oyunlar oynuyor falan gibi muhabbetler yapılır ya. En nihayetinde milyar dolarlık endüstri neler yapmaya gücü yetmez ki? Yani yarın bir gün bu küçük küçük startup şirketler büyümeye başladığında o milyar dolarlık et sektörü kime ne yapar? Bir de bunu da düşünmemiz lazım haklı olarak. Bu şirketler hayvanların öldürülmesinin önüne geçmeyi hedefliyorlar yazılı olarak. Bir avuçluk kafes gibi alanlarda 6 hafta boyunca sadece büyütüldükten sonra kesilmelerini değil de rahat rahat hayatlarını yaşamalarını istiyorlar. Artan nüfus probleminin yemek taleplerine bir çözüm sunmak istiyorlar. Artan çevresel problemlere yenilikçi, inovatif çözümler üretmek istiyorlar. Elbette bunu umursamadan
para kazananlar bizim içgüdülerimizi hedef alıp bizi kandırmak isteyecekler. Doğayı sevenlere doğal olanın her zaman iyi olduğunu söyleyecekler. Çevre ve iklim konusunda bilimi takip etmeyenlere aslında böyle çevresel problemler olmadığını iddia edecekler. Geleneksel insanları kandırmak için 40 yıllık köye yeni adet getirildiğini söyleyecekler. Daha neler neler duyacağız. Böyle herkesin konuştuğu bir ortamda kimi dinleyeceğimizi, kime kulak vereceğimizi karar verebilmek gerçekten çok zor. Ve size bunun için benim verebileceğim bir reçetem de yok. Kendim için bile yok. Fakat yapılabilecek en iyi şeyi biliyorum. Kendimi bir eko çemberine hapsetmemek. Her iki tarafı da duyabilmek. Verilere ve kanıtlara kulak vermeye çalışmak. Art niyetli insanların bunların sahtelerini üretebileceğini asla unutmamak. Ve belki de en önemlisi hemen bir sonuca varmamak. Hemen taraf olup da bir ön yargı geliştirmemek. Gerisini zaman çözecektir. Ama bir şey kesin. Bugün olmasa bile yarın bu olacak.